Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bir tam ekran olsun. Evet. Die Liebesbrief. Liebesbrief. Arkadaşlar mektup. Liebe aşk. Liebesbrief. Aşk mektubu. Der Liebesbrief. Bu der. Briefin deri arkadaşlar. Liebesin değil. Evet. Der Brief. Liebesbrief. Aşk mektubu. Devam ediyoruz. Kapitel 8. Yani 8'deyiz. Bölüm 8'deyiz. Hemen dinletelim arkadaşlar. Kolja, was er machen will. Ich schreibe ihr einen Brief. Einen Liebesbrief. Na dann los. Ich habe nur noch wenig Zeit, wenn sie den Brief morgen bekommen soll. Schöne alalım. Kannst du morgen einen Brief übergeben? Was denn für einen Brief? Ganz gern. Er gibt dir sicher den Brief. Kapitel 8. Der Liebesbrief. Evet, buradan başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hallo. Hi, Robby. Hier ist Kolja. Hallo. Was gibt es denn noch so spät? Ich brauche deine Hilfe. Klar. Was ist los? Kannst du morgen einen Brief übergeben? Was denn für einen Brief? Ach, nur ein paar Ideen. Aha. Und wem gebe ich diesen Ideenbrief? Keiko, bitte. Keiko? Kannst du nicht mit ihr reden? Du sitzt doch neben ihr. Warum denn ein Brief? Ich kann nicht so gut mit ihr reden. Ich erzähle immer nur Blödsinn. Stimmt, aber nicht nur bei Keiko. Haha. Also hilfst du mir? Gibst du ihn ihr? Am besten nach der letzten Stunde. Kann ich machen. Danke, du bist ein echter Freund. Kein Problem. Gute Nacht. Nervös geht Kolja zwei Tage später zur Schule. Gestern hat Robby Keiko'nun... Şöyle durduralım. Arkadaşlar bu konuşma yani buradan başlamadan önce bir konuşma vardı. Özellikle bir hatırlayın mesela Kolya arkadaşı Robby'ye bir yani Robby'ye Keiko'ya vermesi için bir mektup verdi. Onunla ilgili bir konuşma yaptı. Dedi ki sen verebilir misin? Ona dedi ki sen niye vermek istemiyorsun? Mektup yerine neden konuşmuyorsun kendisiyle falan filan. O da dedi ki ben dedi böyle bir iletişim kuracağım. Verir misin? O da dedi tamam veririm en sonunda. Şimdi buradan başlıyorlar arkadaşlar. Bu konuşmanın metni yok arkadaşlar. Yani metinde yok böyle bir şey, diyalog. Buradan başlıyoruz. Ben bir geriye daha gideyim. Devam edelim. Es geht Kolja zwei Tage später zur Schule. Gestern hat Robby Keiko den Brief gegeben. Jetzt weiß sie also, dass er sie toll findet. Was sie wohl denkt, überlegt er. Findet sie mich total doof? Oder mag sie mich vielleicht auch ein kleines bisschen? Wenn ich ihr Gesicht sehe, weiß ich es bestimmt. Evet, burada duralım. Hemen devam edelim. Nervös, nervös arkadaşlar, heyecanlı bir şekilde. Geht Kolja zwei Tage später zur Schule. Yani bu arkadaşımız, Kolja denen arkadaşımız. Nervös geht Kolja. Zwei Tage später zur Schule. Okula iki gün sonra gidiyor arkadaşlar. Yani heyecanlı bir şekilde okula iki gün sonra gidiyor. Evet. Gestern hat Robby Keiko, hat Robby Keiko den Brief gegeben. Dün Robby Keiko'ya mektubu verdi. Jetzt weiß sie also. Ve şimdi o biliyor. Dass er sie toll findet. Yani benim onu güzel bulduğumu ve ondan hoşlandığımı artık o biliyor. Yani kız biliyor. Şeklinde kendi kendine bir düşünce içerisinde arkadaşlar burada Kolja. Şimdi burada bakalım. Was sie wohl denkt, überlegter. Acaba şimdi kendi kendine soruyor. Diyor ki acaba ne düşünüyor? Şu anda ne düşünüyor? Was sie wohl denkt. Yani tümüyle ne düşünüyor? Findet sie mich total doof. Beni bir aptal olarak mı görüyor? O aptal olarak mı düşünüyor? Oder, bakın oder ya da mag sie mich vielleicht auch ein kleines bisschen. Ya da bende mesela azıcık da olsa böyle biraz hoşlandı mı? Evet. When ihr Gesicht sehe, ben onun yüzünü gördüğümde weiß ich es bestimmt. Gerçekten de diyor ne olduğunu bileceğim, anlayacağım yani. Ich weiß yani bileceğim, es bestimmt tümüyle onu bileceğim. Tam olarak bileceğim arkadaşlar. Şimdi burada devam ediyoruz. So lange wie heute hat Kolja noch nie für den Weg zur Schule gebraucht. Wenn er sich nicht beeilt, kommt er zu spät. Kolja kommt in die Klasse und sieht ängstlich zu Keikos Platz. Er ist erleichtert. Sie ist nicht da. Er setzt sich an seinen Tisch und packt seine Schulsachen aus. Evet, burada duralım arkadaşlar. Diyor ki, solange wie heute hat Kolja noch nie für den Weg zur Schule gebraucht.
Yani diyor uzun zamandan beri de diyor bugün olduğu gibi kolye zannedersem arkadaşlar yani bu okul yolunu demfek zuşule bırak yani bu okul yolunu kullanmıyor. Yani ihtiyacı olmuyor ona. Ve ne zişnih bir ayın eğer acele etmezse okula geç kalacak. Kolye kamt in de klasse und sieht ängstlich zu Keiko's Platz. Kolye hemen sınıfa yani okula sınıfa girdi. Sınıfa girdikten sonra da Keiko'nun oturduğu yere baktı böyle heyecanlı bir şekilde. Er ist erleichtert. Erleichtert. Yani ferahladı. Rahatladı böyle. Kendisini arkadaşlar rahatladı. Burada bakın 15 var. Dipnot. Hemen bakın burada altta gösteriyor. Erleichtert sein. Yani froh sein. Mutlu olmak. Rahatlamak. Das etwas nicht so schlimm ist. Yani kötü bir şey olmamış. Bu nedenle rahatlamak. Wie man denkt. Yani adam düşünüyor. Diyor ki yani tamam bir şey yok. Artık ben rahatım. Yani ferahlamak gibisinden. Öyle düşünelim. Sonra burada ne dedik baktık. Sie ist nicht da. Ha orada değil. Orada değil. Yani kız orada değil. Erse sich ein seinem Tisch. Yani Kolya kendi sınıftaki sırasına oturdu. Und packt seine Schulsachen aus. Ve çantasından okul eşyalarını çıkardı koydu. Plötzlich. Bakalım aniden ne olacak. Plötzlich sieht er Keiko. Sie war schon vor ihm da. Sie steht mit Pia in einer Ecke und spricht mit ihr. Ziemlich laut und irgendwie wütend. Jetzt sieht sie zu ihm. Wütende Augen sehen ihn an und schauen schnell wieder weg. Oje. Evet, burada duralım. Es klingelt. Arkadaşlar, geri gelelim. Yine bakalım burada ne diyor. Plötzlich, yani aniden, sieht er Keiko. Keiko'yu gördü. Sie war schon vor ihm da. İşte diyor hemen diyor önünde. Yani vor ihm arkadaşlar önünde. Orada önünde. Sie steht mit Pia. In einer Ecke. Bir köşede Pia ile birlikte duruyor ayakta yani. Und spricht mit ihr. Ve onunla konuşuyor. Ziemlich laut. Oldukça da yüksek sesle. Und irgendwie wütend. Ve sanki bir şeyden dolayı da kızgın. Wütend kızgın demek. Jetzt zehzi zuhim. Yani şimdi de ona bakıyor. Yani kız o kolyeye bakıyor arkadaşlar. Utende augen kızmış gözler. Yani kızgın gözler. Seinin ona bakıyor. Und schauen schnell wieder weg. Sonra da gözlerini ondan kaçırıyor. Yani tekrar gözler ondan uzaklaşıyor. Yani kız kızgın bir şekilde arkadaşlar Pia ile konuşurken aynı şekilde kızgın bir şekilde de kolyeye bakıyor. Die Ecke köşe demek arkadaşlar. Bakın. Devam edelim. Es klingelt. Der Unterricht beginnt. Keiko setzt sich neben Kolja, aber sie sagt nicht mal Hallo. Sie sieht ihn auch nicht an. Kolja macht sich viele Gedanken. Was habe ich nur getan? Sie ist total komisch. Findet sie mich so doof? Burada duralım. Es klingt, tam zil çaldı arkadaşlar bu arada. Ana okulda. Der Unterricht beginnt. Ders başladı. Keiko setzt sich neben Kolya. Keiko Kolya'nın yanında oturdu. Zaten sıra sonrasıydı arkadaşlar. Aber sie sagt nicht mal. Fakat yani hallo, merhaba demedi. Bir defa merhaba demedi. Sie sieht ihn auch nicht. Aynı zamanda ona da bakmadı. Kolya macht sich viele Gedanken. Yani Kolya'nın kafasında düşünceler vardı. Yani düşünce, evet. Mağzış, vila giden kafasında birçok düşünce vardı. Was habe ich nur getan? Ben şimdi ne yaptım? Sie ist total komisch. Çok ilginç. Yani o şu an çok ilginç. Finden Sie mich so doof? Acaba beni aptal mı gördü? Yani beni aptal olarak mı buldu? Yani beni aptal yerine mi koydu? Böyle sorular soruyor arkadaşlar. Kolya kendisine. Diğer bakalım ne diyor? Er kann sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Vielleicht weiß Pia ja mehr. Sie hat schließlich mit Keiko gesprochen. Er schreibt ihr einen Zettel. Hi Pia, was ist nur mit Keiko los? Sie ist heute so komisch. Hat sie meinen Brief gelesen? Ist sie sauer? Weißt du was? Kolya. Burada in der Pause bakalım arkadaşlar. Burada erken... Er kann sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Yani Unterricht konzentrieren, derse konzentre olmak arkadaşlar. Er kann sich nicht auf den Unterricht konzentrieren.
derse konsantre olamıyordu. Vielleicht, belki de Pia weiß, yani weiß Pia ya mer, belki de Pia bir şeyler biliyordu. Zihet schleizlich, schleizlich, zihet schleizlich mit Keiko gesprochen. Yani onlar, o Keiko ile diyor, konuşmuştu. O Keiko ile konuşmuştu zaten. Er schreibt ihr einen Zettel. Keiko, şey arkadaşlar, bu çocuk, erkek çocuk, diğer kız arkadaşı Pia'ya mektup yazıyor. Yani ne bir şeyler bilmek istiyor. Bakalım. Hi Pia, merhaba Pia. Was ist nun mit Keiko los? Keiko'nun nesi var? Sie ist heute so komisch. Bugün çok ilginç. Yani kızmış gibisinden diyelim arkadaşlar. Hat sie meinen Brief gelesen? Benim mektubumu okudu mu? Okumuş mu? Sie sauer? Yani çok kızgın. Yani kızgın mı? Yani hani böyle ekşimiş, sour ekşi demek arkadaşlar. Yani morali bozulmuş mu gibi. Weißt du was? Bir şeyler biliyor musun sen? Kolya. Ben Kolya. Bakalım burada ne diyor? Zu Kolya. Keiko ist nicht mehr da. Sie ist in die Cafeteria gegangen. Kolya, ich habe deinen Zettel gelesen. Ach Pia, Keiko ist heute so komisch. Komisch? Sie ist total sauer und will dich nicht mehr sehen. Hat sie meinen Brief gelesen? Oh ja. Und? Hat dir der Brief gefallen? Natürlich nicht. Nicht? Findet sie mich so blöd? Ich denke ja. Auf jeden Fall hat sie das vorhin gesagt. Oh nein. Warum habe ich den Brief nicht mit der Hand geschrieben? Mit dem Computer ist es ja ein bisschen unpersönlich. Und ich hatte ein bisschen Hilfe. Ich denke nicht, dass das Problem war. Der Text war das Problem. Oh nein. Darf man in Japan keine Liebesbriefe schreiben? Mann, Kolja, dein Brief war ganz einfach kein Liebesbrief. Evet, burada duralım. Burada durduktan sonra arkadaşlar hemen buradan konuşmaya başlayalım. Şimdi in der Pause geht Pia zu Kolya. Yani bu teneffüste arkadaşlar Pia Kolya'nın yanına gidiyor. Keiko ist nicht mehr da. Keiko artık orada değil. Sie ist in die Cafeteria gegangen. O kafeteryaya gitmişti. Evet. Şurada bir kelime var. Hemen bakayım arkadaşlar. Aklıma geldi de blöd diye bir kelime. Böyle kafama taktığım zaman hemen bakmak zorunda kalıyorum. Kendimi öyle hissediyorum. Blöd, blöd, blöd. Evet, blöd. Aptal, tamam, tahmin ettiğim gibi. Şimdi oraya geleceğiz, onu da göstereceğim size. Evet. Keiko kafeteryaya gitmişti arkadaşlar. Kolya. Burada arkadaşlar bakın bu mavi noktalı Pia beyazla Kolya konuşuyor. Evet. Mavi nokta Pia beyazla Kolya. Şimdi kız soruyor diyor ki Kolya ich habe deinen Zettel gelesen. Kolya ben senin diyor gönderdiğin notu okudum. Ah Pia, Keiko ist heute so komisch. Yani Pia yani Keiko bugün çok yani farklı, çok ilginç. Yani kendisinde değilmiş gibi arkadaşlar. Komisch yani ilginç mi? Sie ist total sauer und will dich nicht mehr sehen. Çok üzgün yani ekşimiş. Yani üzülmüş ve seni bir daha görmek istemiyor. Seni daha fazla görmek istemiyor. Hast du meinen Brief gelesen? Benim mektubumu okumuş mu? Oh ja, tabii. Und hat dir den Brief gefallen? Yani mektup onun hoşuna gitmiş mi? Natürlich nicht. Hayır, doğal olarak hayır. Nicht. Finden Sie mich so blöd? Beni aptal gibi mi görüyor? Ich denke ya, evet. Yani tahmin edersem evet. Auf jeden Fall ayrıca Hast du das vorhin gesagt? Yani bunu daha önce söylemiş gibisinden arkadaşlar. Hast du das vorhin gesagt? Bunu önce de söylemiş. Bakalım. Oh nein. Warum habe ich den Brief nicht mit der Hand geschrieben? Neden diyor mektubu kendi elimle yazmadım? Mit dem Computer ist das ja ein bisschen unpersönlich. Yani mektubu bilgisayarda yazdım ve bu bilgisayarda yazmam mektubu böyle hani kişiselleştirmedi. Evet. Und ich hatte ein bisschen Hilfe. Yani ben bu arada dedim ki acaba yani biraz bilgisayardan yararlanıp
yararlanabilir miyim? Yani yardım alabilir miyim? Ich denke nicht, dass das Problem war. Der Text war das Problem. Yani ben yani yazının problem olduğunu düşünmüyorum. Oh nein, darf man in Japan keine Liebesbriefe schreiben? Yani burada diyor ki yani öyle mi? Peki yani Japonca diyor nasıl yazabilirim mesela? Japonca bir aşk mektubu nasıl yazabilirim? Man, Kolya, dein Brief ganz einfach kein Liebesbrief. Yani adamım Kolya, senin yazdığın mektup bir aşk mektubu değil. Ha? Diye cevap veriyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar burada mesela bakın. Kolya versteht gar nichts mehr. Şöyle duralım. Wohin kelimesi de var. Bu wohin kelimesine de bir bakalım arkadaşlar. Evet. Wohin, yanlış bir şey söylemeyelim. Wohin. Az önce demin, evet, yani anlamında. Ich denke ya auf jeden Fall. Ayrıca mesela sie hat das wohin gesagt. Daha demin söyledi bunu. Daha demin bunu söyledi. Yani sen onu aptal yerine aptal olduğunu söyledi. Arkadaşlar, şimdi burada kaldık. Buradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Kein Liebesbrief? Aber er hat ihr doch so viele nette Komplimente gemacht und geschrieben, dass er sich verliebt hat. In einem Liebesbrief steht doch nicht, dass dir schlecht wird, wenn du Keikos Lächeln siehst. Oder dass du nicht mehr neben ihr sitzen willst. Was? Aber, sie ist richtig sauer, mein Lieber. Was hast du dir nur dabei gedacht? Ich hatte das Gefühl, dass du in sie verliebt bist. Naja, deshalb habe ich ihr doch den Liebesbrief geschrieben. Ich habe geschrieben, wie toll ich sie finde und so. Bist du dir sicher? Also sie hat mir den Brief gezeigt und da war kein einziger netter Satz drin. Hä? Komisch. Hast du den Brief denn nicht noch einmal gelesen? Doch. Ich habe den Brief ausgedruckt, da war noch alles okay. Dann habe ich Robby den Brief gegeben. Robby? Ja, ich wollte Keiko den Brief nicht direkt geben. Ich hatte Angst. Tja, dann ist alles klar. Evet, burada duralım. Bir geriye gelelim. Arkadaşlar konuşma devam ettiği için yani sürdürmek istedim. Şöyle şimdi geriye geleceğiz. Şuradayız. Şuradan devam edeceğim ben. Diyor ki burada arkadaşlar bakın. En son burada ne dedi? Dedi ki "Man, Kolya, dein Brief war ganz einfach kein Liebesbrief." Senin diyor mektubun diyor tümüyle yani gerçekten de bir aşk mektubu değil. Ha? Şaşırıyor çocuk burada. Devam ediyor. Kolya versteht gar nichts mehr. Kolya çok fazla bir şey anlayamadı. Kein Liebesbrief yani bir aşk mektubu değil miydi? Aber er hat ihr doch so viele nette Komplimente gemacht. Fakat mektupta kız için birçok mesela iltifatta bulunmuştu. Çok güzel iltifatlarda bulunmuştu. Und geschrieben, dass er sich verliebt hat ve ona aşık olduğunu söylemişti mektupta. In einem Liebesbrief steht doch nicht, dass dir schlecht wird, wenn du Keikos Lachen siehst. Oder dass du nicht mehr neben ihr sitzen willst. Yani diyor ki bu mektupta in einem Liebesbrief steht doch nichts, dass dir schlecht wird, wenn du Keikos Lachen siehst. Yani diyor bir aşk mektubunda böyle şeyler yazmaz. Nasıl şeyler yazmaz? Şöyle mesela senin mesela kızın gülüşünden hoşlanmadığını yazılmaz. Ya da dass du nicht mehr neben ihr sitzen willst. Ya da onun yanında daha fazla oturmak istemediğinden dolayı istemediğin yazılmaz. Aşk mektubunda bunlara yer verilmez. Was? Aber diyor ya. Fakat sie ist richtig sauer. Mein Liebe. Tatlım diyor. O kız çok üzülmüş diyor. Haklı olarak üzülmüş. Was hast du dir dabei gemacht? Ona ne yaptın? Was hast du dir dabei gemacht? Yani ona bu mektupla ne yaptın sen? Ich hatte das Gefühl, yani öyle hissediyorum ki, dass du in sie verliebt bist. Senin ona aşık olduğunu yani biliyordum. Sen ona ne yaptın gibisinden arkadaşlar. Naja, deshalb habe ich ihr doch einen Liebesbrief geschrieben. Evet, doğrudur. Bu nedenle ben ona bir aşk mektubu yazdım. Ich habe geschrieben,
Ben ona yazdım ki mesela arkadaşlar bakın Vitolir Zefina ona ne kadar mesela çekici bulduğumu söyledim. Uzu ve bunun gibi şeyler. Bist du sicher emin misin bundan? Bakın burada söylüyor. Bist du sicher emin misin? Also sie hat mir den Brief gezeigt und da war kein einziger nette Satz darin. Ama sie hat mir den Brief gezeigt. O bana diyor mektubu gösterdi und da war kein einziger nette Satz. Böyle bir yani böyle güzel cümleler onun içerisinde yoktu. Ha komisch, çok ilginç. Hast du den Brief dann nicht noch einmal gelesen? Yani yazdığın mektubu hiç okumadın mı sen? Arkadaşlar böyle diyor. Hani diğer sayfada da bakın mesela oynatalım tekrar. Komisch. Hast du den Brief denn nicht noch einmal gelesen? Doch. Evet. Doch. Buradayız. Evet burada mesela ne diyordu? Diyor ki doktor hayır hayır okudum. Ich habe den Brief ausgedruckt. Yani inceledim. İnceledim. Da war noch alles okay. Her şey yolundaydı. Dann habe ich Robi den Brief gegeben. Sonra mektubu Robi'ye verdim. Robi? Ja, ich wollte Keiko den Brief nicht direkt geben. Yani ben mektubu direkt olarak Robi'ye, şey Keiko'ya vermedim. Ich hatte Angst, korkuyordum. Ja, dann ist alles klar. Tamam o zaman her şey açıklandı, açığa kavuştu gibisinden arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ich habe den Brief ausgedruckt. Da war noch alles okay. Dann habe ich Robby den Brief gegeben. Robby? Ja, ich wollte Keiko den Brief nicht direkt geben. Ich hatte Angst. Tja, dann ist alles klar. Hä? Warum? Na, überleg doch mal. Du meinst, Robby hat... Genau. Aber warum hat Robby das getan? Ich denke, ich weiß warum. Evet. Arkadaşlar şu bölümü de okuyalım. Bölümü bitiriyoruz. Bu da Robby arkadaşlar. Bakın mektubu kendisi değiştiriyor biliyor musunuz? Evet. Ha, warum? Peki neden? Na, überleg doch mal. Yani düşün biraz. Araştır yani kafanda biraz. Du meinst Robby hat. Yani sen demek istiyorsun ki Robby hat yani değiştirmiş mi gibisinden burada kısa tutmuş arkadaşlar. Genau doğrudur. Aber warum hat Robby das getan? Fakat Robby neden bunu yapsın? Ich denke, ich weiß warum. Yani neden olduğunu biliyorum. Yani neden olduğunu biliyorum zannedersem. Arkadaşlar böyle bir çeviri içerisinde bulunduk. Bir sonraki derste tekrar buluşmak dileğiyle bir sonraki bölümümüz 9. bölüm wenn ich dein Lachen höre yani senin gülüşünü duyduğumda böyle bir başlık var. Hadi bakalım inşallah tekrar görüşürüz. 9. bölümde buluşmak dileğiyle arkadaşlar.